Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle oyunda özellikle Süper Lig'de kullanabileceğiniz mavi kartlı futbolcuları inceleyeceğiz. Ekranlarınıza da gelecek olan ve Süper Lig'de uygulanan yeni bir kural var biliyorsunuz. Her Süper Lig takımı bu seneden itibaren artık mavi kart uygulamasına göre 2 adet futbolcu kaydedebilecekler ve bu futbolcular yabancı statüsünde yer almayacaklar. Mesela Beşiktaş'ın kullandığı Bahtiyar Zaynitdinov, mesela Galatasaray'ın kullandığı Kerem Demir gibi oyunculardan bahsediyorum. İşte bu statüde yer alacak bütün oyuncuları sizler için derledim ve bir liste haline getirdim. Hemen hemen her bütçeye uygun, her takımda değerlendirebileceğiniz 29 farklı oyuncu mevcut listemizde. Videoya başlamadan önce nereye kuracağınızı, nasıl oyun içerisinde görüntüleyebileceğinizi anlatalım. Videonun açıklama kısmından listenin linkine tıklayarak dosyayı edineceksiniz ve belgelerim Sports Interactive Football Manager 24 Shortlist içerisine liste atacaksınız. Akabinde oyun içerisinde takip listesini aç diyeceğiz. Blue Card Players'ı yükle diyeceğiz ve bu videoda bahsedeceğim bütün oyuncuları siz de benim gibi görüntüleyebilecek ve faydalanabileceksiniz. Son olarak bir de tabii ki de Vivs ile alakalı bir güncelleme paylaşacağım. Onu da hemen sizlere nasıl oyun içerisinde görüntüleyebileceğinizi göstererek başlayalım. Mouse'umu takip ederek öğrenebilirsiniz. Genel bakış kutusuna bir kez sol tıklıyorum. Özel kısmına geliyorum. İçeriye görünüm aktar diyorum ve yine size açıklama kısmında vereceğim bu dosyayı, yani in-game editor view dosyasını yükle diyorum. Önceki videoda da bahsetmiştim. Bu sene ben oyunun 20. yıla özel olması sebebiyle oyun içi editörü edindim. Satın aldım yani ve bu vesileyle de artık çok daha detaylı ve editoryal içerikleri kanalda görebileceksiniz bu sene. Bu tarz listeleri daha yakından incelemek, gizli özellikleri daha güzel bir şekilde görebilmek için de böyle bir görünüm listesi hazırladım. Dediğim gibi yine açıklama kısmına koyacağım. İsterseniz benim gibi takip listelerindeki oyuncuları bu görünüm listesiyle tek tek gizli öz niteliklerine kadar görebileceksiniz. Yani hocam bu gizli öz nitelikleri görüyoruz ama hani editör aracılığıyla da görebiliyoruz dediğiniz noktada zaten gizli öz niteliklere tek tek bakmaktan kurtarıyorum diye de yorumlayabilirsiniz. Neyse biz listemize dönelim. Umarım gerekli açıklamaları yapmışımdır ve sağlıklı bir şekilde anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Listemizde 29 tane oyuncu var değerli arkadaşlar. İlk etapta tabii ki de videonun kısa da sürmesi amacıyla 5-6 kişiyi inceleyeceğiz. Bunu da neye göre inceleyeceğiz? Potansiyel yeteneklerine göre inceleyeceğiz. İlk isimle başlayalım. Azeri olan futbolcumuz forvet mevkinde oynayabiliyor. 21 yaşında kendisi ve Türkiye Süper Ligi'nde mavi kartlı oyuncu statüsünde kendisini değerlendirebilirsiniz. Yapay zekanın ilk sezon istediği bonservis bedeli editör aracılığıyla görebiliyoruz. Normalde mesela piyasa değeri 375.000 ila 1.1 milyon euro arasında gözüküyor gördüğünüz gibi. Ama biz editörümüz aracılığıyla kullandığımız görünüm dosyası aracılığıyla yapay zekanın tam olarak ne kadar beklediğini görebiliyoruz. Musa için 775.000 euroluk bir beklentisi var bizden yapay zekanın. Bu futbolcumuzun 105 mevcut yeteneği var. 135 potansiyel yeteneği var. Şimdi burada da Türkiye Süper Lig özelinde bir parantez açmamız gerekiyor. Süper Lig'de değerli arkadaşlar 110'dan 135-140'a kadar mevcut yetenek aralığına sahip oyuncuları kullanabilirsiniz. Yani şöyle yorumlayacağız. 110'dan başlayan bir mevcut yeteneğe sahip oyuncu grubumuzu giriş seviyesinde işte 125-130 seviyeleri orta sıra takımların kullanabileceği daha çok kullandığı oyuncular veya 4 büyüklerde rotasyon olan oyuncular, bir tık daha üstünü de 4 büyüklerin as takımında oynayan oyuncular olarak nitelendirebiliriz. Yani böyle bir hayali kıstas belirleyebiliriz kendimize ve bu kıstaslara göre mesela bu videoda biz Süper Lig'de 4 büyüklerde özellikle kullanabileceğiniz oyunculara bakacağız. Ha derseniz ki mesela ben TFF 1. Lig'de mücadele ediyorum veya daha alt liglerde mücadele ediyorum. Bakın aşağıda mevcut ve potansiyel yetenekleri belli olan birçok futbolcu var ve bunları gerçekten çok cüzi miktarlara takımınıza kazandırabilir. Kazandırdığınız tüm futbolcuları mavi kart statüsünde oynatabilirsiniz. Peki mevcut ve potansiyel yetenekleri neye göre ayırdığımı da hallettiysek tekrar Musa'ya dönelim. Musa'nın sakatlığa eğilimini 12 olarak görüyoruz. Kararlılığını 15 olarak görüyoruz. Sürekliliğini 11, çalışkanlığını 13, profesyonelliğini 14, önemli maç sevgisini 4 ve baskıya dayanıklılığını 13 olarak görüyoruz. Bu özelliklerden zaten kararlılık ve çalışkanlık bir futbolcunun gelişiminde gerçekten çok önemli olan ve profilinde herkesin görebildiği özellik iken geride kalan saydıklarım ise gizli özellikleri oluşturuyor ve bunları editör aracılığıyla ya da oyun içerisinde teknik ekibinizin sizlere aktarıcı raporlar aracılığıyla görüntüleyebiliyorsunuz. Ama ben bunları dediğim gibi buraya tek tek topladım ve oyuncuları tek bir bakışta neye benzediklerini çıkarmaya çalışıyoruz. Yani Musa'nın hem güzel profili, hem teknik, zihinsel, fiziksel kapasitesi, hem de gizli özellikleri ucuz maliyetiyle birlikte değerlendirildiği zaman Süper Lig'de her takımda, bakın her takımda potansiyel yeteneği sayesinde oynayabilecek bir futbolcu konumuna sokuyor. Bence bir değerlendirin, bir bakın derim. İkinci oyuncumuz Azizjon Ganijov. Orta sahada ve defansif orta sahada oynayabilen bir futbolcu. 25 yaşında. Profilini görüyorsunuz. Gerçekten teknik, zihinsel ve fiziksel kapasitesi iyi seviyelerde olan, yine 4 büyüklerde de gerek rotasyonda gerek ilk 11 içerisinde yabancı statüsüne girmeden mavi kartlı olarak oynatabileceğiniz uygun maliyetli futbolculardan bir tanesi kendisi. Yapay zeka kendisi için 3.8 milyon euroluk bir bedel beklentisi içerisinde. Mevcut yeteneğini 115 olarak görüyoruz. Potansiyel yeteneğini 135 olarak görüntülüyoruz. Sakatlığa eğilim bir tık fazla. Musa Kurbanlı'ya göre 14 olarak gözüküyor. Kararlılık 15, süreklilik 12, çalışkanlık 16, profesyonellik 14, önemli maçları sevme 15 ve baskıya dayanıklılık 11 olarak gözüküyor. Yine Azizjon'un gizli öz nitelikleri ve gelişimi için önemli olan öz nitelikleri bu şekilde sıralanmış. Sakatlığa eğilim ve diğer gizli öz niteliklerinde iyileştirmeler yapmak için biz Futbol Menajer'de hangi yöntemleri kullanıyoruz? Mentörlük yöntemlerini kullanıyoruz. Bu öz niteliklere daha yüksek olan, kişilikleri pozitif olan tecrübeli futbolcular altına bu tarz futbolcuları verdiğiniz zaman gizli öz nitelikleri dahil olmak üzere genel öz niteliklerini de iyileştirme fırsatına Futbol Menajer'de sahipsiniz. Ama işte alacağı eğitim, çalışacağı antrenörler, uygulayacağınız antrenman programları ve forma şansı verme sıklığınıza göre de bunların hızları değişebiliyor. Üçüncü oyuncumuza gelelim. Nurali Ali stoper oyuncusu olarak 23 yaşındaki bir futbolcu. Kendisi teknik açıdan bence bir stoper oyuncusunda olması gereken önemli özelliklerin yanı sıra biraz oyun kurma meziyetlerinde beklentilerin altında kaldığını görüyoruz ama işte teknik açıdan yeteri seviyede, zihinsel açıdan iyi seviyelerde ve fiziksel açıdan da gerçekten iyi seviyelerde diyebiliyorum kendisi için. Nurali için yapay zeka yine 3.2 milyon euroluk bir bonservis beklentisi içerisinde. Mevcut yeteneğini 118, potansiyel yeteneğini 135 olarak sizler de benim gibi görüntüleyebiliyorsunuz. Sakatlığa yatkınlık 10, kararlılık 12, süreklilik 13, çalışkanlık 13, profesyonellik 11, önemli maçları sevmek 14, baskıya dayanıklılık 13 olarak kendisinde gözüküyor. Bence değerlendirebileceğiniz, hem stoper mevkinde hem sol bekte kullanabileceğiniz ve mavi kart statüsüne sahip yine önemli oyunculardan bir tanesi. Bir diğer isim Sin Said olarak gözüküyor. Forvet mevkinde oynayabiliyor oyuncumuz. 21 yaşında, Alman vatandaşlığı var ama Süper Lig'de yine mavi kart statüsünde yer alabilecek bir oyuncu. Ben bu oyuncunun çok böyle Süper Lig 4 büyükler içerisinde forma şansı bulabileceğine inanmıyorum ama Anadolu kulüplerine rahat bir şekilde alabileceğiniz bir oyuncu kendisi. Gerek rotasyonda kullanabileceğiniz, gerek 3. 2. oyuncu olarak kullanabileceğiniz önemli bir mavi kartlı oyuncu. Hemen C'nin de mevcut yeteneğine bakalım. 108 olarak gözüküyor. 133 potansiyel yeteneği var. Yapay zeka kendisi için sadece 325 bin euroluk bir beklenti içerisinde. Sakatlığa yatkınlığı 11 olarak görüyoruz. Kararlılığı 2 olarak görüyoruz. Bu kendisi için negatif bir gelişme ama tabii 3 yıl sonraki profiline göre de bir değerlendirmek lazım. Sürekliliği 14 görüyoruz. Çalışkanlık 11, profesyonellik 8, önemli maç sevgisi 4, baskıya dayanıklılık 12. Şimdi bu oyuncu özelinde de ufak bir parantez açayım. Futbol Menajer'de biliyorsunuz her profil, her oyuncu aynı kaderi her kariyerde paylaşmıyorlar. Bu ne demek? Mesela mevcut ve potansiyel yetenekler farklı kariyerlerde farklı gelebilir demek. Oyuncularda geliyor mu gelmiyor mu diye bakmadım, kontrol etmedim, bilmiyorum. Fakat ihtimal var. Onun dışında mentörlüklerle, yüksek ilgiyle verilecek antrenman sistemleriyle yine bu oyuncunun da gizli özelliklerini de çevirebilir, değiştirebilir, daha pozitif bir noktaya taşıyabilirsiniz. Dördüncü oyuncumuz olan Efe Kaan Sihlaroğlu'na gelelim. Profilini görüyorsunuz. Merkez orta saha, defansif orta saha ve ofansif orta sahada yer alabilen yine alternatif oyuncu niteliğinde bir oyuncu. 17 yaşında, gerçekten çok genç. Kararlılığın 12, çalışkanlığın 12 olduğunu görüyoruz. Bence hiç fena olmayacak bir oyuncu. Kişiliği de sadık sayılır. Nötr desek çok da yanılmamış oluruz. Yani ne demek istiyorum? Mealini de yapayım. Bence kullanabileceğiniz, çok rahat bir şekilde takımlarınıza alabileceğiniz bir oyuncu. Yine mevcut yeteneğini 92 olarak görüyoruz. Potansiyel yeteneğini 133 olarak görüyoruz. 550 bin euroya yapay zeka kendisini bırakıyor olarak gözüküyor. Sakatlığa yatkınlık 13, kararlılık 12, sürekli süreklilik 13, çalışkanlık 12, profesyonellik 13, önemli maçları sevmek 13 ve baskıya dayanıklılık 12 olarak gözüküyor. Burada benim gözüme çarpan mesela sakatlığa yatkınlık yine bir tık fazla olan bir oyuncu. Ama dediğim gibi alternatif niteliğinde olacak bir oyuncu. Takımınızda uzun yıllar sesini çıkarmadan rotasyonda kullanabileceğiniz genç bir oyuncu. Ve bu oyuncuyu potansiyeline getirip getirememek sizin elinizde tabii ki. Yani böyle kalacak diye bir şey yok. Birazdan zaten 3 yıl sonraki profillerine bakacağız. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Son olarak Efecan Barlık'a bakalım. Başakşehir'de oynuyor kendisi. Yine forvet mevkinde değerlendirebileceğimiz bir oyuncu. 20 yaşında kendisi. Kararlılığın 18, çalışkanlığın 14 olduğunu görüyoruz. Vücut zindeliği çok yüksek olan bir oyuncu. 1.93'lük boy avantajı var. 16 zıplamaya sahip, 11 kafa vuruşuna sahip. Yani hem savunmada hem hücumda hava toplarını kullanabilecek bir futbolcu gibi duruyor profiline baktığımız zaman. Efecan'ın sakatlığa yatkınlığı 12, kararlılığı 18, sürekliliği 14, çalışkanlığı 14, profesyonelliği 16, önemli maç sevgisi 14, baskıya dayanıklılığı 12 olarak gözüküyor. Mevcut yeteneği 90 olarak görüntülüyoruz. Potansiyel yeteneği 130 olarak görüntülüyoruz ve yapay zeka yani Başakşehir kendisinden 1.3 milyon euroluk bir bonservis beklentisine sahip. Yani alıp yine değerlendirebileceğiniz farklı bir alternatif oyuncusu. Burada tabii ki potansiyel yeteneği en yüksek olanlara baktık. Bir de bakalım mevcut yeteneği en yüksek olanlar arasında saymadığımız bir isim var mı? Mesela burada Ramil Şahidey var. Profilini görüyorsunuz. Yine forvet rotasyonunda kullanabileceğiniz çok değerli bir oyuncu bence kendisi. Profilini görüyorsunuz. Bence konuşan bir profili var. Anadolu kulüplerinde gerçekten yararlı olabilecek bir oyuncu. Yine mesela öz niteliklerine baktığımız zaman sakatlığa yatkınlık 7. Düşük ve güzel bir seviyede. Kararlılık 16. Gayet iyi bir seviyede. Süreklilik 10. Bu tek soru işaretini oluşturan gizli öz niteliklerinden bir tanesi. Önemli maçları sevmek de 5. Bu da ikincisi desek. Onun dışında çalışkanlık, profesyonellik ve baskıya dayanıklılık iyi seviyelerde. Ve bu oyuncu 725.000 euroya alabiliyorsunuz yine. Yani diğer oyuncular da var. Şöyle üstünkörü çok da uzatmadan sizlere göstereyim. Bir diğer forvet oyuncusu mesela. Özellikleri burada yer alıyor. Semih Şahin'le Bobir Abdülholikov var. Yine forvette değerlendirebileceğiniz başka bir alternatif oyuncu ve Semih Şahin var mesela. Bakın profili 111 mevcut yeteneğe rağmen ne kadar dengeli gözüken bir futbolcu kendisi. Yani şu listeyi alın bir bakın. Hepsini incelemem gerçekten video içerisinde mümkün değil ama mutlaka değerlendirmeye çalışın. Dediğim gibi her sene 2 tane mavi kartlı oyuncu kaydedebiliyorsunuz ve bu oyuncular gerçekten önemli fırsatları beraberinde getiriyorlar. Değerlendirmekte fayda var. Tabii sizlerle oyun başlangıcındaki durumlarına baktık bu futbolcuların. Bir de 3 yıl sonraki hallerine bakalım mı? Haydi gelin hep beraber bakalım. Evet, 2026 yılındayız şu anda. 2026 yılındaki futbolcularımızı sizlerle beraber gözlemleyeceğiz. Bir bakalım kimler varmış. Yine Musa Kurbanlı'yı görüyoruz değerli arkadaşlar. Mevcut yeteneği 122'ye gelmiş ve potansiyeline gerçekten çok yaklaşmış. Hemen profilini görelim. Profili hangi seviyelere yükselmiş diye. Bence çok iyi seviyelere gelmiş. Onu söylemekte fayda var. Hem teknik hem zihinsel hem fiziksel olarak bence çok rahat 4 büyüklerde forma şansı bulabilecek bir oyuncu statüsüne kavuşmuş kendisi. İkinci olarak Azizjon var. 128 mevcut yeteneğe ulaşmış. Potansiyel yeteneği 135'te hatırlayacak olursanız ve yine profili bence iyi seviyelere gelmiş bir futbolcu olmuş. Üçüncü olarak Nurali Alp'i görüyoruz. O da yine kendisine çok şey katmış bence. 128 mevcut yeteneğe ulaşmış. 135 potansiyel yeteneği olan bir diğer futbolcuydu. Tabii bu oyuncuda parantez açmak lazım. Şimdi teknik olarak kendisini beklenildiği seviyede geliştirememiş. Pas 12 olmuş, yine güzel değerlere ulaşmış. Tekniğini 11 yapmış ama topsuz alan, vizyon gibi öz nitelikleri de bir tık daha yüksek olsaydı tam cuk diye oturacaktı. Bu noktada ne yapacaksınız? Kendi tedrisatınıza güveneceksiniz. Yani sizin altınızda bu öz nitelikler çok daha yüksek değerlere çıkacaktır. Aksi takdirde menajer olarak oyunu oynamanın zaten bir anlamı yok. Öyle değil mi? Hemen Sin'e bakalım. Sin'in 2026 profilini görüntülüyoruz. Evet, fiziksel açıdan bir tık daha dengesiz bir büyüme gözlemliyorum burada. Yani yapay zeka kontrolünde pek de beklenildiği dengeye ulaşamamış bence. Ama ne olmuş? Mevcut yeteneğini 113 yapmış. Bu potansiyel yeteneği 133'te zaten 20 puan arada fark oluşmuş. Yani kapatmak, daha iyi değerlendirmek sizin tabii ki de elinizde olacak bir durum. Hemen Efe Kahan Sihlaroğlu'na bakalım. O da hemen hemen aynı profilde tabii ki de iyileştirmeler, geliştirmeler yaşamış ama çok daha iyisi yapılabilir kesinlikle. Ona da baktığımız zaman 116 mevcut yetenek görüyoruz. Potansiyel yetenek 133 olarak gözüküyor. Efecan Barlık'a bakacak olursak da hala Başakşehir'de 19 maçta forma şansı bulmuş Başakşehir'de. 4'te gol atmış kendisi. mühendisi. 94'e kadar çıkmış mevcut yeteneği. 130 potansiyel yeteneği var zaten. Mesela 2026'da da 650 bin euroluk bir beklentisi var Başakşehir'in. Yani burada bir 300 bin euroluk oynama gerçekleşmiş diyebiliriz. Dediğim gibi daha fazlasını yapmak sizin elinizde olan bir şey. İstedikten sonra iyi bir antrenman programı uygulayıp iyi hocalarla çalıştırıp forma şansı da verdikten sonra bu futbolculara bence çok daha fazlasını içlerinden çıkartabileceksiniz. Onun dışında sadece mevcut yeteneklere baktığımız zaman da evet yine aynı oyuncuları görüyoruz yani gerçekten. Taylan Bulut'a da bakalım. Sağ bekte oynayabilen mavi kartlı oyunculardan bir tanesi. Bence hiç problemi olmayan bir oyuncu bu arada. Yani alternatif olarak 4 büyüklerde 3. oyuncu olarak net oynar. Net oynar. 126 potansiyel yeteneği var. Şu anda 2026 yılında 107 mevcut yeteneği var. Söylüyoruz ya futbol menajerde de olsa işte futbolda da olsa ne yapmak lazım? Her mevkiyi 3 oyuncudan minimum doldurmak lazım. Bu tarz mavi kartlı oyunculardan en az 2 tanesini herhangi bir mevkiyi üçlemek için değerlendirebilirsiniz. Fikir vermesi açısından tabii ki de söylüyorum. Başka baktığımız zaman Ramil'i bir bakalım, hatırlayalım onu da. Yani 30 yaşında yine iyi bir profili var bu arada. Hiç de fena olmayan bir profili var. 2026 yılında 500 bin euroluk bir beklenti içerisinde yapay zeka. Diğer futbolculara da baktığımız zaman hemen hemen aynı şeyleri görüyoruz. Ben bu arada Ozan Kökçü'yü Samsunspor kariyerimde deniyorum. Ofansif orta sahada ciddi manada katkı aldığım bir futbolcu. Onu üyelere özel taktik videosunda ayrı olarak anlatacağım. Bilginiz olsun. Peki lafı da fazla uzatma taraftarı değilim. Gerçekten yine 20 dakikayı bulmuşuz. Sizlerle beraber 28 oyuncunun bulunduğu mavi kartlı futbolcuları incelemeye çalıştık. Şu anda 26 gözüküyor. Çünkü 2026 yılındayız. 2 tanesi yüksek ihtimalle emekli olmuş durumda. Yani bu listede her bütçeye uygun, her takımda kullanabileceğiniz çeşitli mevcut yeteneği, potansiyel yeteneği olan 28 adet futbolcu var değerli arkadaşlar. Ve Süper Lig'de mavi kart kuralına göre bu oyuncuları değerlendirebileceksiniz. Hem listeye hem görünüm listesine, yani bu şekilde kararlılığı, sürekliliği, çalışkanlığı görebildiğimiz listeye açıklama kısmından ulaşabileceksiniz. Nereye atacağınızı zaten video içerisinde göstermiştim. Ve oyun içerisinde nasıl açacağınızı da göstermiştim. Bu içerikten, bu videodan, bu oyunculardan yararlanabilirsiniz. Umarım faydalı ve işinize yarayacak bir çalışma olmuştur. Lütfen beğendiyseniz abone olarak desteklerinizi esirgemeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki FM24 içeriğimizde görüşmek üzere değerli dostlarım. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.